Merhaba, bu etifimizde daire komutunun bir opsiyonundan bahsedeceğiz. Bunun için ekranda gördüğünüz dairelerden oluşan çizimi çizeceğiz. Öncelikle bakın şöyle ölçüleri alabiliriz annotation bölümünden. Nasıl aldığımızı daha sonra göstereceğiz. Sadece şimdi ölçüleri göreceğiz. 180 çapındaymış, şunun çapı kaçmış? 60. Hepsi 60 zaten. Öncelikle olarak şöyle bir eksen çizgisi belirleyelim. F6 aktif hale getirelim. Şöyle. Ölçülerine dikkat etmiyorum. Rastgele gidiyorum. Ve ilk olarak şu 60'lık 3 tareyi çizeceğiz. Ortaya geliyoruz. Hemen şuradan merkez radyüsü aldık. Buraya tıkladık. Diameter yani çapını gireceğiz. D enter diyorum ve 60 diyorum. Enter diyorum. 60 mm çapında daireyi çizmiş olduk. Sıra geldi şu yanındaki daireyi çizmeye. Ne yapmamız lazım? Bu da 60 olduğu için 30 mm buraya gelip merkezden almamız lazım. Veya daha hızlı işlem olarak C enter 2P enter deyip şu noktadan başlatırız. Bu noktadan böyle ilerleyeceğiz. Ne kadar ilerleyeceğiz? 60 mm diyeceğiz ve çap atmıştık. Bir daire çizmiş olduk. C enter dedik tekrar. 2P enter dedik. Şuradan başlıyoruz. Böyle ilerliyoruz. 60 dedik. Enter dedik. Bunu da çizdik. Bunu da çizdik. Sıra geldi şu büyük daireyi çizmeye. Nedir? Çap 180. Yani yarı çap 90. C enter dedik. Buraya geldik tıkladık. 90 mm diyeceğim ve enter dediğimde bakın 180'lik daireyi çizmiş olduk. Buraya kadar zaten hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Sıra geldi şuradaki daireleri çizmeye. Bunları ölçüyle gidersek çok zorlanırız. Tam şu merkez noktasının buraya olan uzaklığını bulmamız gerekiyor falan filan. O yüzden çok işlem var. Daha hızlısı nasıl olur? 3 noktadan geçen daire. Nereden geçen? Şuna değecek, buna değecek, buna değecek. Buradaki teğetleri yakalamamız lazım. Teğetleri yakalarken diğer opsiyonları da yakalarız. O yüzden hemen OSNAP'a geçeriz. Tüm özellikleri silip sadece teğeti aktif hale getiririz. Onay deriz. Şimdi bakın aşağı doğru indiğimizde 3 noktadan geçen 3D point. Diyorum ki şu noktadan geçecek, bu noktadan geçecek ve şu noktadan geçecek. Dairem çizildi. Tekrar komut. Bu 1, bu 2, bu da 3. Tekrar komut. Bu 1. Giremedik komuta. Buna tıkladık. Şu 1 dedik. Komuta girmemiz lazım öncelikle. Şu 1, bu 2, bu da 3. Aşağı doğru aldık. Son olarak bu 1, şu 2, bu da 3 dedik ve bu daireyi de çizdik. Bakın hepsi bitti. Sıra geldi eksenleri belirleme. Eksen deriz. Hemen OSNAP değerlerinin hepsini açalım. Select hepsini seçtik. L enter diyerek şuradan geçecek ve şuradan geçecek eksenim dedim. Şuradan ve şuradan geçecek eksenim. Tüm eksenleri çizdik. İstersek bunları dışarı doğru uzatabiliriz. Onda da problemimiz yok. Sıra geldi renklendirme. Bu, bu, şu ve şu eksenlerim renklenecek. Aşağıdaki eksenler renklenecek. Rengimiz ne olsun? Şuradan pembe olsun. Ayarlar olarak da eksen çizgisi olarak belirtelim ve gördüğünüz gibi çizdik. Dışını da renklendirelim tam olsun. Birebir ikisini çizmiş olduk. Bu etifimizde neyi gördük? 3 noktadan geçen daire çizimini ve 2P özelliğini, dairedeki 2P özelliğini tekrar incelemiş olduk.